Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Bu uygulamamız ya da bu ritüelimiz paraya ihtiyacı olanlar hızlı bir şekilde elinize para geçsin istiyorsanız az sonra sizinle paylaştığım ritüeli ev şartlarında yapıp etkisini görebilirsiniz. Öncelikle para enerjisi dediğimiz zaman ya da para ritüeli dediğimiz zaman birçoğunuzun para enerjiniz düşük. Ya da artık özgüven eksikliği var. Ben nasıl olsa para kazanamayacağım. Nasıl olsa ne yapsam da elime para geçmeyecek deyip olumsuz düşünenler var işte. Olumsuz düşünen izleyicilerimin dikkatine ya da her şeyi ne yaparsam yapayım ya da her şeyi denedim. Olumsuz oluyor nasıl olsa artık ben bir şekilde parayı kazanamayacağım. Ya da ne yaparsam yapayım bu para benim elime geçmeyecek deyip olumsuz düşünenlerin dikkatine buradan sesleniyorum. Öncelikle üzerinizdeki negatiflerden, kötü düşüncelerden ya da ne bileyim vesveselerden, gözden nazardan ya da soyunuzdan gelen bir uğursuzluk varsa bunlardan arınmanız için birçok ritüeller verdim. Üşenmeyin bunlardan yapın. Ondan sonra para enerjinizi yükseltmek için birçok uygulamalar verdim. Onları deneyin. Para yollarınızı açmak için mesela tılsımlar var, uygulamalar var. Bunları deneyin. Para dediğimiz zaman ben parayı sevmiyorum ya da nasıl olsa para kazanamayacağım dediğin zaman sen kendinden parayı ve para enerjisini uzaklaştırmış olacaksın. Ve istesen de bu para eline geçmeyecek ya da o para enerjisi senden uzaklaşmış olacak. Öncelikle para seviyorsanız ya da para enerjisini çoğaltmak istiyorsanız iş yeri kasanız olsun ya da cüzdanınız olsun kalabalık olmayacak. Cüzdan mesela ferah tutacaksınız, yer olacak o cüzdanda. Cüzdan renkiniz mesela kırmızı, yeşil, siyah, kahverengiler olursa daha iyi. Mesela su rengi kalem az önce de mesela bir ritüel gösterdim rune ile ilgili canlı yayında. Orada da söyledim mesela su rengi cüzdandır, su rengi çantalardır mesela turkuaz. Saks renk ya da ne bileyim işte mavi renkler su renkinde cüzdan ya da çanta kullandığınız zaman para su gibi akıp gidiyor. O yüzden de cüzdan olarak işte az önce söylediğim gibi yeşil, kırmızı, siyah ya da kahverengileri tercih ederseniz daha iyi. Ayrıyetten de para enerjinizi çoğaltmak istiyorsanız evinizde yeşil renk mumlar yakın ya da kendiniz için meditasyon yapın mesela. Gözlerinizi kapatın, kendinizi mesela yeşillikler içinde olarak düşünmeniz gerekiyor. Ya da ne bileyim işte oturuyorsun gözün kapalı, sanki bir karanlıkta oturuyormuşsunuz. Ama o karanlıktan yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş kuş sesleriyle birlikte, çünkü seni evren yönlendiriyor. Kuş sesleri örneğin seni ilerletiyor. Mesela gözün kapalı oturuyorsun ve kendini öyle hissedeceksin. Karanlık bir tünelde oturuyorsun, çıkmaz sokak içinde. Ama seni kuş sesleriyle evren ilerletiyor ve gitgide sanki bir aydınlığa kavuşmuş gibi, güneş parladık gibi ya da ne bileyim yeşillikler içinde kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Yeşil renk mumlar yakın. Özellikle mesela para enerjisini çoğaltmak isteyenler nane, fesleğen yağları, ondan sonra ne bileyim işte mumlarınıza zeytinyağı sürebilirsiniz. Fesleğen, nane, mumlara mesela kuru nane, kuru fesleğen muma sürerek mesela yakabilirsiniz. Ya da evinizde para enerjisini çoğaltmak istiyorsanız para için uygulamalar belli bir günlerde yok dediğinizde 40 günde bir kere yapmanız gerekiyor. Abartıp da fazla yapmayın. Çünkü mesela üzerinde negatif var örneğin sen her gece ritüel yapsan da eline bir şey geçmeyecek. Belki iş yolun bağlı, sen para kazanmak istiyorsun ama iş yolun bağlı, bu sefer iş yolunu açman gerekiyor. Arkadaşlar ben özellikle negatiften arının demekten gerçekten de yoruldum. Gitgide abone sayısı, izleyici sayısı çoğalıyor. Ama Rana Hanım sizi yeni keşfettik ya da abla seni yeni keşfettim işte ben para ritüelini yapıyorum olmuyor diyenler var. Sizden ricam eski videolarıma gidin, daha önceden paylaştığım ritüellerime gidin, bir görün bakın neler anlatıyorum. Para çok kaprisli enerji.
O enerjiyi kendine alıştırdıktan sonra ya da alıştırman gerekiyor. Sen bir alıştırdıktan sonra o enerji hiçbir zaman senin peşini bırakmıyor. Yeter ki sen özgüvenli ol, nereden nasıl para kazanacağını bil ve yaptığın işin farkında ol. Yaptığın iş dediğin mesela bir yerde çalışıyorsun. Mesela ne bileyim işte o işini severek sarılman gerekiyor ya da kendin bir iş yeri açıyorsun. Çeşit çoğaltacaksın, müşteri çoğaltman gerekiyor. Şimdiki gün mesela sadece iş yeri satışları değil, mesela internet üzerinden de para kazananlar çok ya da internet satışları yaparak birçok kişiler mesela üretim olarak internetten de hatta kektir, pastadır ya da ne bileyim işte aksesuarlardır yapıp satanlar da var. O yüzden de işinizin ilerlemesi için, müşterinizin çok olması için, para enerjinizin yükselmesi için, evinize bereket olması için, parayı doğru harcayıp bereket hayırını görüp de doğru biriktirmeniz için birçok uygulamalar verdim. Lütfen bunların hepsini izleyin, hata yapmadan işlemler yapmanız gerekiyor. Şimdi Rana Hanım, elime hızlı bir şekilde para geçsin, ben ne yaptığım zaman para kazanabilirim diyenlerin dikkatine. Orasını işte sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum ama evrene çağrı vereceğiz hızlı bir şekilde para kazanman için. Şimdi sabah saatinde kalkıyorsunuz, bir tane yeşil mum yakmanız şart. Yeşil renk para rengi. Yeşil renk mesela tüm dünyada para dediğin zaman yeşil renk diye söylerler. Çünkü para renki, para enerjisi yeşil olarak belirtilmiş. Ya da işte bu maj usulü işlemlerde yeşil renk mumlar kullanmanız gerekiyor para için. Ya da para ritüelleri için, bereket ritüelleri için. Şimdi bir tane yeşil mumu yakıyorsunuz ve sabah saatinde eğer güneş çıkmadan önce yaparsanız daha iyi. Yok Rana Hanım çalışıyorum derseniz öğlen saatine kadar yapabilirsiniz. Ama erken saatlerinde yapmanız gerekiyor. Bir tane yeşil mumu yakıyorsunuz. Yeşil mumu yaptıktan sonra evrene çağrı veriyorsun. Sen evrene mesajı veriyorsun. Evren sana nereden, nasıl, ne şekil para karşına çıkaracak orasını evren bilir. Biz bir şey bilmiyoruz. Ya da biz sadece işimizi yaptık. Yaptığımız işi unutuyoruz ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bu uygulamayı mesela haftada bir defa ama 7 kez okumanız gerekiyor. Ya da ritüelin sözlerini 7 defa tekrarlaman gerekiyor. Bir tane mumu yaktın. Ben bunun için özel altara gerek yok. O yüzden ben de altar hazırlamadım. Şimdi bir tane mumu yaktınız. Bitti. Mumu yaktıktan sonra senin yapman gereken iş çok kısa. Zaten 4 satırdan ibaret olan ya da 4 satırlık bir kelime söyleyeceksiniz. Bilmem neden, pardon, bilmem nereden nasıl ben parayı bulacağım, ben evreni bilirim, o yolumu açacak. Dediniz bitti. Bunu 7 defa söylüyorsunuz. Bilmem nereden nasıl ben parayı bulacağım, ben evreni bilirim, o yolumu açacak. Bu kadar. Tekrarlıyorum. Bilmem nereden nasıl ben parayı bulacağım, ben evreni bilirim, o yolumu açacak. 7 defa bunu söylüyorsunuz. Burada amin demiyorsunuz ya da olur inşallah demiyorsunuz ya da stres olarak mesela bu ritüelleri yapmayın. Para enerjisiyle ilgili ben birçok videolarda mesela söylüyorum. Rahat ya da özgüvenli olarak yapman gerekiyor diye söylüyorum. Şimdi bu uygulamadan sonra sesini evren duyacak. Evren sana nereden ne şekil para getirecekse orasını evren bilir. Sen uygulamayı yaptın, ritüelin sözlerini işte sabah saatinde kalktın, 7 defa söyledin. Devamını sen karışma, evren bilir. Mesela söyledikten sonra Rana Hanım mum sonuna kadar mı yansın diyenlerin dikkatine, hayır. 7 defa söyledikten sonra hemen mumu şu şekil söndürüyorsunuz ama mumu söndürdüğünüz zaman üfürmeyin, boşuna gitmesin ya da okuduğun havaya gitmemiş olsun. Şimdi tekrar söylüyorum. İstediğin gün ya da dilediğin gün sabah saatinde kalkıyorsun
Eğer güneş doğmadan önce yaparsan daha iyi. Çünkü güneş yükseldikçe o para enerjin daha da çok yükselecek. Ya da evren mesela nasıl diyeyim sesini duyuyor ve işin etkisi daha da çoğalacak anlamına geliyor. Şu şekilde söylüyorsunuz, bir tane yeşil mum ille yeni olmasına gerek yok. Evinizde kullandığınız mum da olabilir. Çünkü bu mum sonuna kadar yanması şart değil. Şu şekilde söylüyorsunuz, bilmem nereden nasıl ben parayı bulacağım, ben evreni bilirim, o yolumu açacak. Bu kadar. 7 kez bunu söylediniz arka arkaya, bitti. Haftada bir gün yapabilirsiniz. Her 15 günde bir kere bu uygulamayı yapabilirsiniz. Aynı mumdan devam edebilirsiniz. Mesela bu hafta yaptın. Bir sonraki hafta aynı mumu kullanabilirsin. Sonuna kadar yanmasına gerek yok. Bu uygulamadan sonra evren seni duyacak, senin mesajını alacak ve nereden nasıl senin karşına para çıkaracaksa en hızlı zamanda ya bir şeylerini satacaksın ya da ne bileyim birileri hesabına para geçirmiş olacak ya da birileri işte borcunu vermiş olacak ya da ne bileyim işte bir şekil banka kredin olumlu olmuyorsa belki kredin onaylanacak. Sonuçta senin ihtiyacın neye varsa ya da mesela şimdiki gün niye ihtiyaç neyse senin ihtiyacın evren senin mesela senden evren seni senden daha iyi bildiği için niye ihtiyacın olduğunu ilk sana işte o miktarı ya da o fırsatı verecek ve eline para geçecek. Hepiniz hayırını görün arkadaşlar. Bir